Domates, taze soğan, dolma biber ve sarı dolma biber. Yoğurt, köri, tuz, kırmızı toz biber, bir çay bardağı çiçek yağı, pirinç pilavı, karabiber. Tavuğumuzu alıyoruz. Tavuk göğsümüzü. Ortalayın ikiye bölüyoruz. 6 parçaya bölüyoruz. Kesilmiş tavuklarımızı kavanoza koyuyoruz. Marinesi için sosumuzu yapacağız şimdi. Bir kaşık yoğurt, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı köri, yarım çay bardağı sıvı yağ. Bunların hepsini karıştıracağız. Yaklaşık bir 2 saat kadar bekleyecek. Ondan sonra ekleyip çöp şişelerimize takacağız bunlar üçer parça. Sonra ızgarada pişireceğiz. Marinemiz tamam. Şöyle güzel yine. Dolapta 2 saat kadar dinlendireceğiz bunları. Çöp şişe takmak için domates biberimizi takacağız. Küçük küçük. Önce sarı biberimizden başlayalım. Bu şekilde küçük. Dolma biberimizi alalım. Yeşil dolma biber. İçinin zarlarını alırsak daha rahat olur. Domatesimizin kabuğunu alacağız. İç çekirdekli kısmını kullanmayacağız. Bu şekilde. Bu şekilde sulanmasın diye. 10 dakika küp küp kesiyoruz. Tamam malzemelerimiz. Şimdi çöp şişlerimizi alalım. Evet, sosla marine ettiğimiz tavuklarımızı çöp şişlere takmaya başlıyoruz. Bir adet tavuk. Bir adet domates. Bir adet biber. Bir adet yeşil biber. Tekrar bir parça tavuk. Bir adet hazır. İki parça hazır oldu içeriden. Şimdi bunları ızgarada pişireceğiz. Evet, asli usulü tavuk, şişlere dizdiğimiz tavukları şu anda ızgaramıza atıyoruz. Çaplarıyla. Bunlar da 10 dakika kadar pişecek. Yanmamasınız için biraz su kalacak. Bir tarafını çeviriyoruz şişlerimizi. Bakın çok güzel bir iz almış. Evet, asli usulü pirinç şişlerimiz ızgarada pişti ve servis tavamızı hazırlayacağız şimdi. Garnitürüyle yine bir forma pilavımızı basıyorum. Sote sebze yaz aylarında genellikle sağlık açısından çok faydalı olduğu için. İki parça tavuk şimdi asli usulü ve çapraz bir şekilde. Izgara domates biberimizi vazgeçilmez ızgaraların yanında. Servisimiz hazır. Afiyet olsun.